Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Samsung J7 Prime'da Google Play hizmetleri durduruldu hatasının çözümünü göstermeye çalışacağım. 2-3 gündür bu hata bende vardı. Galiba son gelen internet araştırmalarıma göre Google'un kendi uygulamalarından kaynaklı hizmetleri durduruldu hatası alıyormuşuz. Dikkat ederseniz, yani normalde ben Chrome kullanıyorum. Sırf onun yüzünden Mozilla indirmek zorunda kaldım. Chrome'a dokunduğum zaman uygulama hizmetleri durduruldu hatası veriyordu. Ondan sonra sahibinden girdiğim zaman, örnek veriyorum hani, işte araba araştırıyorum mesela, açıklama kısmına girmeye çalıştığım zaman direkt hata veriyordu. Ondan sonra buradan gelelim, YouTube'a dokunuyorum mesela, iki tane Gmail hesabım var. Diyor ki işte Gmail hesabınızı aktif edin diyor. Tamam diyorum, dokunuyorum. Gmail hesabını aktif etmiyor. Direkt geri bildirim gönder diyor. Geri bildirim ekranına giriyorum. Oradan da aynı hatayı veriyor. Çözemedim bir türlü. Şimdi buradan ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Çözümünü şimdi göstereceğim. Bazı arkadaşlar şey demiş işte, buradan uygulamalara gelin demiş. Ben size kısaca özet geçeyim. Ondan sonra da ne yaptığımı anlatacağım zaten. İşte bazı arkadaşlar demiş ki, burada Google Play hizmetlerine dokunun. Vay efendim, işte burada güncelleştirmeleri kaldırın. Yok işte Play Store'ya girin, güncelleştirmeleri kaldırın. Ya da ne bileyim işte hata aldığınız program, örnek veriyorum nerede? Chrome ya da işte sahibinden diyelim, örnek veriyorum. Hani burada işte durdurmaya zorlayın, işte verileri silin falan demişler. Bunların hiçbirisiyle alakası yok arkadaşlar. Yani bilmiyorum hani, siz nasıl bir çözüm bulursunuz ya da nasıl bir çözümle telefonunuzu düzgün bir hale getirirsiniz onu bilemiyorum, ama benim elimdeki telefon Samsung J7 Prime. Ben J7 Prime'daki hatayı buldum arkadaşlar. Şimdi bakın, buradan tekrar gösteriyorum. Şimdi burada ayarlardan uygulamalara giriyoruz, tamam mı? Uygulamalara. Burada şurada 3 nokta çıkıyor ya. Buradaki 3 noktaya dokunuyoruz arkadaşlar. Uygulama izinleri diyor bakın. Pardon, uygulama izinleri değil. Özel erişim diyor. Aynen, özel erişime geliyoruz arkadaşlar. Buradan cihaz yöneticisi uygulamalarımdan cihazımı bul diyor ya, bunu bir kapatıyoruz. Bakın, bunu devre dışı bırakıyoruz. Gördünüz değil mi? Ben ilk baş bunu yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Bunu devre dışı bıraktım. Ondan sonra geldim, bakın şu aşağı sıralamadan takip ediyorum. Kullanım verilerine erişim yazıyor, görüyor musunuz? Şu anda açık. Düzelttiğim için tekrar açtım, yani bunu öyle söyleyeyim size. Buradan Google Play hizmetleri diyor. Bunu kullanım takip diyor. Bakın, kullanım takibine izin ver diyor. Burada detaylı açıklaması var gördüğünüz gibi. Uygulamalarını kullandığınız diğer uygulamaları ve bunların ne sıklıkla kullandığınızı, izlenmesine ve servis sayacısına, dil ayarları gibi kullanım verilerinin tanımlanmasına izin verin gibisinden. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın, yaptığım iki tane işlem var, tamam mı? Bu iki işlemi yapıyoruz. Bakın, burada Google Play hizmetleri kapalı. Çünkü neden diyeceksiniz? Şuradan göstereyim size. Bakın, buradan ayarlardan geldiğimiz zaman Google Play hizmetleri devre dışı bırak, durdurmaya zorla diyor. Bu ekran daha yeni yaptığım kapatma ayarını yapmadan hiçbir şekilde çıkmıyordu bende. Onu belirteyim en başta. Eğer sizde de Google Play hizmetleri kapsamında devre dışı bırak ya da durdurmaya zorla tarzında ekran bu şekilde çıkmıyorsa, siz de benim yaptığım gibi arkadaşlar, buradan gelin özel erişime dokunun. Ondan sonra cihaz yöneticisi uygulamasından cihazımı bulup kapatın. Daha sonra gelin kullanım verilerine erişim diyor. Bakın, kullanım verilerine erişimden de Google Play hizmetlerini kapattığınız zaman sorunsuz internete girersiniz. Ha, diyeceksiniz niye bu kadar uzun oldu? Ben kendim Google Play hizmetlerinin APK'sını bile indirmeye çalıştım. O ayarlar kapalı olmadığı için, güncelleştirmeleri de açılmış tahminimce, kapalı olmadığı için hiçbir şekilde APK'sını bile yükleyemedim arkadaşlar. Sizin de bu tarzda sorununuz varsa siz de bu şekilde çözebilirsiniz. Bakın, şu anda Chrome'a dokunuyorum. Chrome giriyor. Yani sorunu çözdüm. Sorunu çözdükten sonra nasıl çözdüğümle alakalı bilgi vermek istedim. Bakın, YouTube'a dokunuyorum. Normalde hiçbir şekilde girmiyordu yani. Bakın, sahibinden geliyorum mesela. Tamam mı? Bakın, şu anda örnek veriyorum, bir araç dokunalım. Misal veriyorum. Şöyle gelelim. Bakın şimdi.
Şimdi bunun açıklama kısmına girdiğim zaman direkt hata veriyordu zaten normalde. Bakın hiçbir sorun yok. Görüyorsunuz. Şöyle başka bir arabaya dokunalım. Görüyorsunuz. Aynen. Hiçbir sorun yok. Siz de bu şekilde çözüm bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben normalde bir oyun kanalıyım. Açıklama kısmında zaten yazmıştım. İşte YouTube serüvenimde karşılaştığım bazı işte özel sıkıntılarla ya da telefonla alakalı, oyunlarla alakalı ya da genel YouTube'la alakalı demiştim. Hani gördüğüm sıkıntılar, sorunlarla alakalı da video çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Bu konuda da yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hepinize iyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkürler.